24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yoğun bir gündemle moderatör gecede karşınızdayım. Hemen özetleri vereceğim çünkü gerçekten üst üste yağan bir yağmur gibi gelen haberlerle karşılaştık. Kısıtlı süremi fazla yaymak istemiyorum. Efendim Büyükada'da biliyorsunuz bir gizli toplantıda önce gözaltına alınmışlar, sonra çıkarıldıkları mahkemece 10'undan 6'sı tutuklanmıştı. Bu konu Türkiye ile Almanya arasında çok yükselen, hızla yükselen ciddi bir krize neden oldu. Özellikle Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye dönük eski sömürge valilerini hatırlatan açıklamaları Ankara'dan aynı şekilde çok sert tepki aldı. Bütün detayları vereceğim ve Berlin'e bağlanacağım. Cüneyt Karadağ'dan da son durumu ve Alman kamuoyundaki son durumu alacağım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı her yıl bir insan hakları raporu açıklar, bir de terörle mücadele raporu açıklar. İnsan hakları raporunu niçin açıklar onu da anlayabilmiş değiliz. Terörle mücadelede de biliyorsunuz teröristlerle işbirliği yapan bir devlet. Ama olsun, yine de baktık. FETÖ'den ilk defa söz ediyor ama bizim üzerimizden ne FETÖ'yü ne de PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi terörist sıfatıyla adlandırmıyor. Tabii Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast gerçekleştirmeye çalışan o hainlerin davasında mahkeme ilk kez bir ara karar açıkladı. FETÖ'cü sanıkların dava sürecini uzatmayı hedefleyen bütün taleplerini reddetti. Kabine revizyonu sonrasında devir teslim törenleri yapıldı, yapılıyor ve ortaya çok duygusal anlar da çıkıyor. Arkadaşlarımız Ankara'dan güzel toparlamışlar. O törenlerden görüntüleri aktaracağım. Yaşamın içinden gelen bir haber hepimizi ciddi şekilde üzdü. Bir iş kazası bu. Adana'da bir fabrikanın çatısını tamir edeceklerdi. 6 işçi bir vinçe bindiler ama vinç sepetinin halatı koptu. Ne yazık ki 3'ü yaralı ama 3'ünü iş kazasında şehit verdik. Bu konuyla ilgili bilgileri de birazdan aktaracağım. Dilerseniz haberlere geçelim. Sevgili seyirciler, esasında şöyle bir bakıyorum, tarafsız bir gözle. Türk siyasetçiler, Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar, Savunma Bakanı'ndan Başbakan'a kadar veya eli kalem tutan milli ve yerli medya mensupları, akademisyenler. Bütün dünyaya bir tek gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye, o bildiğiniz Türkiye değil. Burada ciddi bir alarm durumu var. Nitekim bir ihbar üzerine Büyükada'da yapılan gizli toplantı ortaya çıkarılmıştı. Sözde aktivist olarak adlandırılıyorlar, insan hakları meselesinde falan. Ama toplantının farklı boyutta olduğu ortaya çıktı. Savcı bir fezleke hazırladı. Mahkemede bunlardan 6'sını tutukladı. Aralarından biri İsveç, biri de Alman vatandaşı. Vay sen misin tutukluya? Berlin'den yapılan açıklamaların bini bir para. E tabi Türkiye'de gereken cevabı hemen verdi. Almanya ile Türkiye arasında Büyükada krizi büyüyor. Teröre destek suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı hakkında Berlin açıklama yaptı. Dışişlerindense oldukça sert tepki aldı. Ancak Almanya Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürdü. Ardından son açıklamayı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Türkiye'ye yönelik bu tür tehditleri olgun bir ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz. Krizin merkezinde Alman vatandaşı Peter Steutner vardı. Sözde insan hakları aktivisti 5 Temmuz'da Büyükada'da bir toplantıda 9 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. 18 Temmuz'da terör örgütüne yardım suçlamasıyla 6'sı tutuklandı. Steutner de onlardan biriydi.
İlk tepki uluslararası af örgütünden geldi. Almanya'nın desteği istendi, Berlin'de beklenen hamleyi yaptı. Wir verurteilen Sie als Bundesregierung. Wir erklären uns mit ihm. Almanya bağımsız yargıya saygı ne demek unuttu. Türk yargısına müdahale etmekte sakınca görmedi. Und wir werden seitens der Bundesregierung alles tun auf allen Ebenen, um seine Freilassung zu erwirken. Ankara bu açıklamalara tepki gösterdi. Tarafları hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye çağırdı. Fakat Berlin'de yeni bir toplantı daha yapıldı. Toplantı sonrası Alman Dışişleri Bakanı kameraların karşısına geçti, Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarına yöneltilen teröre destek suçlamasını görmezden geldi. Her zaman savunduğu hukukun üstünlüğünü yine unuttu, Türk yargısına müdahaleye varan sözler söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu, tehdit ve şantajlarla Türkiye'ye hiçbir şey yaptırılamayacağını belirtti. Almanya tüm bunları biliyor. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir zaman tehdide ve şantaja, şantaj karşısında boyun eğmeyeceğini biliyor. Neden? Yani Almanlar akıllı insanlardır. Bu dönemde bu yollara tevessül ediyorlar. Malumunuz Almanya'da seçimler var ve seçim arifesindeyiz. Biz hiçbir zaman Almanya'daki seçimlerde orada yaşayan vatandaşlarımızı yönlendirme konusunda imada bile bulunmadık. Ama Almanya son zamanlarda seçimlerde ve referandumda topyekün taraf tutmuştur ve Türkiye'nin iç işlerine bu şekilde de maalesef karışmıştır. Şimdi ise bu seçim arifesinde Avrupa'daki artan Türkiye karşıtlığı, İslam düşmanlığı, yine popülizm ve aşırıcı partilerin, ırkçı partilerin desteği artması sonucunda siyasi partilerin hepsi adeta popülizm konusunda yarışır hale geldi. Çavuşoğlu, Almanya'nın taleplerini sert dille reddetti, bağımsız yargıya müdahale etmeye çalıştıklarını belirtti. Biz söylediğimiz zaman yargı tarafsız, bağımsız görevini yapıyor ama bize gelince derhal çıkarttı. Bu bir kere çifte standarttır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Çavuşoğlu, ilişkilerin şantaj ve tehditlerle değil, uluslararası normlara göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Bugüne kadar bizim yargı konusunda, diğer konularda, teröristler konusunda hiçbir talebimizi yerine getirmeyen Almanya'nın belli bir süre vererek Türkiye'den böyle taleplerde bulunması da aynı şekilde kabul edilemez. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Biz ilişkilerimizi şantaj ve tehditle değil, uluslararası kabul görmüş norm ve ilkeler temelinde yürütmek isteriz. Şimdi merak edilen Almanya'nın neden bu kadar endişelendiği, yoksa Büyükada'da suçüstü yakalananların yazdığı kaos senaryosu en çok onlara mı yarayacaktı? Akıllara ister istemez bu soru geliyor. Yargı bağımsızlığına saygılı olacaklar. Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. İşte bu sözler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ait. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik skandal sözlerine sert yanıt verdi. Bu talihsiz açıklamaların Almanya'da yaklaşmakta olan seçimlere yönelik bir iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Kendilerince puan toplamaya çalışıyorlar. Bence onların oturup bu akıl tutulmasından kurtularak daha rasyonel bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Kalın haftalık değerlendirme toplantısında kameralar karşısına geçti. Almanya'dan Büyükada'daki tutuklamalar sonrası gelen açıklamalara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sert tepki gösterdi. Siyasi sahiplerle ekonomi alanını böyle bulandırmaya dönük açıklamaları kabul etmemiz mümkün değil. Umarız bunlardan en kısa zamanda vazgeçerler. Kimse Türkiye'ye, Avrupa'dan veya bir başka yerden parmak sallayarak hizaya getirmeye kalkmasın. Berlin'den gelen Alman firmaları endişeli açıklamalarına İbrahim Kalın'dan eleştiri vardı. Türkiye'deki Alman firmalarının tereddütlerin, endişelerin olduğu şeklindeki açıklamaları da şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bugüne kadar herhangi bir Türkiye'deki Alman firmasına karşı bir soruşturma yapılmış mı? Bir haksızlık yapılmış mı? Şimdi böyle bir şey yokken ortaya böyle bir şey atmak, her şeyden önce bu
ilişkileri feda etmek demektir ki biz buna asla razı olmayız. İbrahim Kalın'a Anadolu Ajansı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki kamp noktalarını gösteren haberi ve ABD'nin yaptığı haber NATO müttefiki ülkeleri tehlikeye atıyor sözleri hatırlatıldı. Bir kere Türkiye olarak bizim hiçbir müttefikimizin herhangi bir askerini, görevlisini herhangi bir yerde Suriye'de, Irak'ta veya bir başka noktada hayatını tehlikeye atmak falan gibi bir düşüncemiz, niyetimiz asla söz konusu olmaz. Bizim o ülkelerden beklentimiz de budur. Kalın'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu da vardı. Bundan sonra o diğer konularda ne tür adımlar atılabilir? Bunlar nasıl bir yapıcı yaklaşımla çözülebilir? Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Suud Kralı'nın rolüne özel bir önem atfettiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zira bölgenin en önemli, en güçlü ülkesi olarak Suudi Arabistan'ın bu süreçte oynayacağı yapıcı rol son derece önem arz ediyor. Aynı şekilde Kuveyt Emiri'nin bu süreçte oynadığı arabuluculuk rolünün de değerli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye ile Almanya ilişkileri ne zaman gerginlik yaşamaya başlasa sahneye fırlayan o palyaço kim oluyor? Doğru cevap Cem Özdemir. İşte o Cem Özdemir yine Almanya'nın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuştu. Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türkiye'ye karşı yumuşak olmakla suçladı. Cem Özdemir, Yeşiller Partisi'nin eş başkanı, Almanya'da Türkiye düşmanlığı deyince ilk akla gelen siyasetçilerden biri. Özdemir, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında bir adım daha ileri gitti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türkiye'ye karşı yumuşak olmakla eleştirdi. Cem Özdemir, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuştu. Türkiye'ye yine nefret kustu. Merkel için iki günde bir soluğu Türkiye'de aldı dedi. Ziyaretlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini vazgeçilmez hissettirdiğini iddia etti. Bence büyük bir hataydı dedi. Bir zamanlar memleketi olan ülkeye nefretini ise ben olsam diye başlayan cümleyle anlattı. Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin buzdolabının en dibinde bırakırdım dedi. Türkiye idam cezasını geri getirdiğinde de tamamen bitirirdim dedi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ni terk etmesi gerektiğini de iddia etti. Konya'daki üst krizi konusundaysa NATO Genel Sekreterinin arabulucu rolüne tepki gösterdi. Cem Özdemir, Alman parlamentosunun 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmasında da başroldeydi. Ayrıca Gezi Parkı sürecinde anayasa referandumu öncesinde ve bulduğu her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında ön safta yer aldı. Evet, meselenin bu noktasında Berlin'e uzanacağım. Çok deneyimli ve yorumlarına her zaman güvendiğim bir meslektaşım. Anadolu Ajansı Berlin temsilcisi Cüneyt Karadağ şu anda bağlantımda. İyi akşamlar Cüneyt Karadağ. İyi akşamlar, iyi yayınlar Adnan Bey. Teşekkür ederim. Bu Cem Özdemir'i ben anlayabilmiş değilim. Sen orada anlayabildin mi? Cem Özdemir konusu dediğiniz gibi haklısınız fakat şöyle bir durum var. Cem Özdemir şu anda partisi can çekişiyor. Deyim yerindeyse. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Evet. 24 Eylül'de biliyorsunuz burada bir genel seçimler var. Ve bu seçimlere giderken Türkiye seçim malzemesi yapılmayacak denmesine rağmen tam da seçim malzemesinin bir numaralı malzemesi oldu. Yatıyoruz Türkiye, kalkıyoruz Türkiye. Şu anda başka gündemleri hiç yok Almanya'nın. Tabii hep böyle ön yargılı, Türkiye'yi karalayan beyhude laflar diyeyim. Evet. Hiçbir akılla mantıkla izah edilemeyecek girişimler bunlar. Ya Cem Özdemir mesela diyor ki Deutsche Welle'ye işte Merkel gitti geldi gitti geldi Erdoğan'ın yanına. Onu böyle bir yükseldi. Ya Merkel seçtirmiyor ki Erdoğan'ı burada. Yani veya Merkel geldi gitti de burada seçim oldu da biz farklı bir sonuç mu aldık? Yani bu aptalca kelimeleri, bu aptalca cümleleri hepsi birden nasıl üretmeye başladılar? Orada ne oldu? Şimdi Merkel çok pragmatik ve akıllı bir siyasetçi. Bütün bu muhalefetin silahını veya savlarını ellerinden alan bir siyasetçi. Şu anda Merkel bütün bu muhalefetin
hamlesinden önce hamleler yaparak onların hamlelerini boşa çıkarıyor. Ve çaresiz kalıyorlar şu anda. Muhalefet bir siyaset üretemiyor Almanya'da şu anda. Galiba sosyal demokratlar da gidiyor. Aynı şekilde yani bugün Gabriel biliyorsun sosyal demokratın eski lideri, evet. Dışişleri Bakanı. Bugünkü yapılan sert açıklamalar da oradan geliyor zaten. Yani bugün biliyorsunuz Alman Bakanı çok sert bir açıklamalar yaptı Türkiye hakkında. Biliyor, ama verdik. Şu evet. anda 7 yıl liderliğini yaptığı partiyi bir öteye götüremediği gibi başbakanlıkta hiçbir zaman iddialı olamadılar. Şu anda evet. SPD zaten yine deyim yerindeyse çok can çekişen bir vaziyette. Yapılan kamuoyu araştırmalarında şu anda Merkel ve FDP dediğimiz Hür Demokratlar belki de muhtemelen yeniden bir iktidara gelme durum var. Şu anda SPD paniklemiş halde. Peki minicik soru soracağım, sonra esasa geçeceğim. Bu Cem Özdemir denilen adamdan Alman parlamentosu bu seçimde kurtulur mu? Yani kamuoyu yoklamaları... Yok, kamuoyu yoklamaları şu anda barajı geçtiğini gösteriyor. Yani bu dönem daha mecliste olacak. Yani o işkence devam edecek. Peki Almanya krizi neden hala tırmandırıyor? Bunun iç nedeni var anladığım kadarıyla senin şey. Ama bu sadece iç politikaya dayalı bir şey gibi gözükmüyor bana. İş çok büyüdü. Tabii ki yani sadece seçimlere yönelik sadece seçimler olan biten bir şeydi. Bugüne kadar Almanya Türkiye'yi hala böyle bir deyim yerindeyse aşağıdan bakma, aşağıdan görme bir politikası vardı. Hala hazmedememe, kabullenememe, Türkiye nasıl bize bunu yapar gibi bir anlayışla, bir bakış açısıyla bakıyor. Bunu yani hala Berlin hala eski Türkiye ile mi konuştuğunu zannediyor? Evet, hala onlar kendi politikalarını deyim yerindeyse update, güncelleme yapamadılar. Hala güncelleyemediler kendilerini. Niye? Çünkü yani o kibirleriyle beraber bize bu cevabı nasıl verirler? Bize bu haltı bu haltı ettiğimiz zaman niçin susmuyorlar? Bu hava içindeler evet. mi? Aynen öyleler. Çünkü şu anda Almanya'da belli bir ekonomik düzgünlük var. Evet. Avrupa'da lokomotif durumundalar. Fakat Türkiye gibi bir gelişen ülkenin kendilerine böyle karşı hareket ve politika üretmesine karşı şey yapamıyorlar. Bunu kaldıramıyorlar. Yani Türkiye bize nasıl biz Avrupa'da lideriz? Avrupa'nın en büyüğüz, evet. en güçlü ekonomiye sahibiz. Bu Türkiye nasıl oluyor da bize böyle kapatıyor gibi bir bakış açıları var. Ama bunlar yanlış şeyler tabii ki. Alman kamuoyunda da böyle bir bakış açısı yerleşti mi sence? Yoksa bu siyasilerin kendi teferruatları mı? Aslında Alman kamuoyunu hazırlayan Alman medyası ve Alman evet. siyasetçiler. Evet, çünkü evet. bugünkü açıklamalarda şunu dinledim. Ben bugün dinledik tabii hepimiz burada, oradaydık. Alman medyasında şu yorumlar yapıldı biliyor musunuz? Evet. Yani Gabriel sert konuştu. Alman medyası aslında daha fazla sert konuşabilirdi, daha fazla yaptırım yapabilirdi gibi yorumlar yaptılar bugün. Alman medyası yetersiz buldu yani bu önlemleri. Ne diyorsun sen? Ankara ayağa kalktı ya. Bence de çok sert. Ne demek yani bir ülkeye Ankara yatırım yapmayın. Ankara ayağa kalktı. Bundan daha serti zaten hiç konuşulmayacak yani, bu yani, olaydı. Kesinlikle. Diplomasiyi evet. artık açtık yani. Bu Alman medyasının burada maalesef kışkırtıcı bir pozisyonu var. Evet. Hiç olaya olumlu bakmıyorlar. Ateşe körükle, yangına körükle gidiyorlar diyeyim yerindeyse. Bu Alman medyası da bu şekilde siyasetçileri aslında baskı yaparak bazı karar aldırmaya sevk ettiriyor. Peki, nabzı aldık Cüneyt. Çok çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Bakacağız inşallah şu seçimlerini bir yapsınlar da bir takdir düşsün, kar gözüksün, ondan sonra duruma bakarız. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, her fırsatta insan haklarından söz ediyor Almanya ama kendi ülkesinde durum nasıl? Başörtülü davacı mahkemeye alınmadı Almanya'da. Durum o durum. Olay Brandenburg eyaletinde yaşandı. Mahkemede boşanma davası görülecekti. Davacı başörtülü bir Suriyeliydi. Hakim davacının başörtüsüyle duruşmaya katılmasını engelledi. Davacı başörtüsünü çıkarmayınca duruşma yapılamadı. Almanya'da insan haklarının ayaklar altına alındığı skandala Türkiye'den tepki geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, Avrupa kendi mülkü gibi dünyaya tanıttığı değerleri yine ihanet etti dedi açıklamada. Söz konusu Müslüman bir kadının başörtüsü olduğunda Avrupa'nın her fırsatta su yüzüne çıkardığı oryantalist ve faşist tavrından bıktık ifadesi kullanıldı. Alman yargısı ve ayrımcılığa karşı gerekli tedbirleri almayan
Alman hükümeti de kınandı. Bu arada Türkiye FETÖ ile mücadelede Almanya'yı sıkıştırmaya devam ediyor. Ankara, Berlin'e Almanya'daki FETÖ bağlantılı şirketlerin tam listesini verdi. Haberi Alman Die Zeit gazetesi yayınladı. Türkiye, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'na 68 maddelik bir liste verdi. Listede FETÖ ile bağlantılı kişi ve şirketler var. Üstelik gazeteye göre ülkenin önde gelen otomotiv ve kimya şirketleri de bu listede. Alman yetkililer listeye kendilerinden beklenen şekilde tepki gösterdi. Yani dikkate almadılar. Türk makamlarından daha ayrıntılı bilgi talep ettiler. Türkiye daha önce de bu ülkedeki FETÖ üyelerinin listesini Alman istihbaratına iletmişti. Almanya müttefikliğin gereğini yerine getirmemişti. Aksine bu kişileri Türkiye sizi izliyor diye de uyarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı terörizm 2016 raporunda ilk kez FETÖ'den bahsedildi ama FETÖ'ye FETÖ denemedi, PYD'ye de PKK denemedi. Tabii Ankara tepkili. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı terörizm 2016 raporunu yayınladı. O rapora ilk kez Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi de girdi. Ancak Amerika'nın raporunda hükümet 15 Temmuz'daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor ifadesine yer verildi. Yani bir başka deyişle Amerika Birleşik Devletleri olayın terör saldırısı olduğunu kabul etti ama FETÖ için terör örgütü ifadesini kullanmadı. Bu örgütün elebaşısı Amerika'dadır ve teröristtir. Bunda hiçbir şey bir şüphe yoktur. Rapora hükümet nezdinde tepkiler gecikmedi. Çiçeği burnunda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ilk tepki gösteren isimlerden biri oldu. Fethullahçı terör örgütünün elebaşı terörist Fethullah Gülen'dir. Hangi rapor? Kim ne derse desin bu böyledir. Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık'a devrettiği törende Numan Kurtulmuş da Amerika'yı eleştirdi. Bu terör örgütünün başı olduğunda hiç şüphe olmayan kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllardır ikamet ediyor. Çok büyük bir kampüsün içerisinde, tabiri caizse el bebek gül bebek orada besleniyor, büyütülüyor. Bunun dostluk ilişkisiyle, bunun müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmadığı ortadadır. Kurtulmuş raporda terör örgütü diye söylenmese de FETÖ'nün yer almasının önemli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı FETÖ gibi PKK'nın Suriye kolu PYD için de terör örgütü ifadesini kullanmaktan kaçındı. Amerika Birleşik Devletleri hem Gülen konusunda hem yani FETÖ konusunda hem PYD PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecekler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 terör raporunda Türkiye'nin DEAŞ'a karşı gösterdiği mücadeledense övgüyle söz edildi. Bu hainlerin duruşmalarını da yakından izliyoruz. Silivri'de bugün iki duruşma vardı. Biri FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutma davası, diğeri emniyetteki FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin mahrem imamlar davası. Her iki davada tiyatroydu. Red, inkar, yalan. Silivri'deki darbe davalarında yine aynı sahneler vardı. 15 Temmuz işgal girişimi sırasında Kartal Köprüsü ve Samandıra girişleri işgale kalkışılmış, 11 vatandaşımız kalleş kurşunlarla gazi olmuştu. 116 sanığın savunmalarını vermeye 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yine aynı tiyatro oynandı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti, bilmiyorum, görmedim, duymadım dedi. Silivri'deki bir diğer dava ise FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasıydı. Mahrem imamlar davasında 198 sanık hesap verdi.
29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Furkan Certel estetik cerrahı olduğunu ifade etti. Kadınların fiziksel özelliklerine yönelik ameliyatlar yapıyorum. Mesleğim dini hassasiyeti olan gruplarca hoş karşılanmaz. Ben imam olamam. Bunun üzerine mahkeme başkanı, bu örgütün dini bir misyonu yok. Öyle tehlikeli bir örgüt ki her yerden çıkabilir. Müslümanlara içki için namaz kılmayın diyebiliyor. Kur'an'ı bir kenara bırakıp kendi kurallarını uyguluyor. Bunu böyle bil diyerek Furkan Certel'e çıkıştı. Duruşmalar bir sonraki güne ertelendi. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük suikasti gerçekleştirmeye çalışan o hainlerin duruşmaları da devam ediyor. Mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar bunlar ve mahkeme heyeti bir ara karar alarak bütün taleplerini reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme darbeci sanıkların duruşmaları uzatmayı amaçlayan tüm taleplerini reddetti. Üçüncü duruşmada sanık ve sanık avukatları yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi istedi. Tamamı deliller yeterli olduğu için geri çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duruşmada esasa ilişkin beyanını sundu. FETÖ'nün suikast timinin davayı geciktirmeye çalışması ile ilgili konuştu. Hani uzatmak için esas hakkındaki beyanları, savunmalarını uzun tutabilirler. Bunun da bir sınır var. Yani artık bu aşamadan sonra yani meşru sınırlar içinde hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde de olsa yapabilecekleri bir şey düşünemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında olduğu 3'ü firari, 44'ü tutuklu, 47 sanık yargılanıyor. BDDK'ya sızan FETÖ'cüler hakkında da iddianame hazırlandı. Bu adamlar BDDK'ya sızmış, sonra Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak başta olmak üzere pek çok büyük iş adamının TÜRGEV ve İHH gibi sevmedikleri vakıfların banka hesaplarında yolsuzluk araması yapmış fakat elleri boş kalmıştı. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorlar. FETÖ'cü teröristlerin kumpas kurmak için kullandığı yöntemlerden biri de kişi ve kurumların özel hesaplarına girmek, gizli bilgileri yasa dışı yollardan elde etmekti. Polis FETÖ'nün bir başka kumpas girişimini BDDK'da tespit etti. Terörist Fethullah Gülen'in talimatıyla banka hesaplarını usulsüz olarak inceleyen, aralarında BDDK yöneticilerinin de olduğu 33 sanık hakkında iddianame hazırlandı. FETÖ'nün BDDK ayağındaki sanıklar aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önemli projelere imza atan Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, iş adamları Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen gibi isimlerin hesaplarını incelemekle suçlandı. Sanıklar 17-25 Aralık kumpası öncesinde hesaplarda aleyhte delil aradı ancak bulamadı. FETÖ'cü teröristlerin yasa dışı olarak hesaplarında inceleme yaptığı mağdurlar arasında TÜRGEV ve İHH gibi vakıflar da yer aldı. İddianamede yasa dışı olarak 2013-2014 yılları arasında 6106 sorgulama yaptıkları belirlenen 31'i tutuklu 33 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar arasında FETÖ'nün başı olan Fethullah Gülen de yer alıyor. İddianamede 17-25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamıyla aralarında Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve vakıflarının da bulunduğu 30 kişiyle 31 şirket, vakıf, müşteki olarak yer alıyor. Dün yaşanılan kabine değişimi sonrasında bugün devir teslim törenleri de devam etti. Hatta bayağı duygusal anlar da ve beraberinde esprili anlar da yaşandı.
65. hükümette yaşanan kan değişimi sonrası sırada devir teslim törenleri vardı. Değişim sırasında yaşanan heyecan gözlerden okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devir teslim töreni heyecanı yaşandı. Nabi Avcı görevini Uman Kurtulmuş'a devretti. Avcı törende konuşurken bir kelimeyi kullanmakta zorlanınca Halef'i yardımına yetişti. Vazife yapmama ne denir böyle bir anda? Vesile olan. Vesile de diyelim. Öncülük yapan, ön açar. Münasip gören, fırsat veren, imkan veren Sayın Cumhurbaşkanımıza. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Nurman Kurtulmuş da asıl olan geride bıraktıklarınızdır dedi. Eskilerin yine çok güzel bir tabiri var. Şerefül mekan bil mekin derler. Bir mekanın şerefi orada oturanla kayındır. Nabi Avcı'ya bakınca onu görüyoruz. Başbakanlıkta da devir teslim töreni heyecanı yaşandı. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcılığını Fikri Işık'a devretti. Işık bayrağı daha ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya hazırız mesajını verdi. Bugün benim için bu görevi Sayın Numan Kurtulmuş'tan devralmak gerçekten ayrı bir bahtiyarlık. Bir sonraki devir teslim töreni ise Hakan Çavuşoğlu ile Veysi Kaynak arasındaydı. Her zaman bu kutlu davada beraber yolculuk yapmaya devam edecek. Bu bir bayrak değişimi. Esasen önemli olan bu partiye ve bu davaya hangi alanda ve hangi makam mevkide olursa olsun hizmet edebilmek onurların ve şereflerin en önemlisi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaysa Akif Çağatay Kılıç bayrağı Osman Aşkın Bak'a devretti. Bu dünyada asıl olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. İnşallah bunu başarmışızdır. Gençliğimize güveniyoruz. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyoruz. Bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşıyacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da nöbet değişimi vardı. Mehmet Müezzinoğlu bakanlık makamını Jülide Sarıeroğlu'na teslim etti. 10 ay gibi kısa bir sürede olsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bu ülkenin her insanına dokunan bir bakanlıkta onurlu bir görev yaptım. Önümüzdeki yoğun gündemli, zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Yanımda olacaklarını biliyorum. Birçok çalışma arkadaşımıza tanıyorum. Birlikte çok mesaimiz oldu. Geçmişte yaptığımız ortak güzel çalışmaları inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sağlık Bakanlığı'nda da devir teslim töreni yapıldı. Başbakan yardımcılığında görevlendirilen Recep Akdağ görevini Ahmet Demircan'a teslim etti. Sonuna kadar bana ne emriniz olursa, hani geçmişten gelen tecrübe aktarımı konusunda, burada sizin 24 saat hizmetinizde olan bir arkadaşınız var. Rabbim kolaylık ihsan etsin. Zor bir görevimiz var ama ben inanıyorum Sayın Bakanımın da, bakan arkadaşlarımızın da tecrübeleriyle birlikte bu işi yapacağız, yerine getireceğiz. Ben böyle büyük bir kalabalık karşısında biraz da heyecan duyuyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda da yine devir teslim heyecanı yaşandı. Faruk Çelik makamını Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretti. Bu milleti doyuran üreticilerimize ve çiftçilerimize ve bu görevleri bize layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Çok çalışacağız arkadaşlar. Çünkü AK Parti'nin düsturu budur. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Başbakanlıktaki son devir teslim töreni ise Tuğrul Türkeş ile Recep Akdağ arasındaydı. Aslında Bakanlar Kurulu bir mektep. Burada çok şey öğrendim. Ben bütün arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Zatenizden de çok şeyler öğrendim. Devir teslim töreni sırasında güldüren diyaloglar yaşandı. İyi oluyor Sayın Bakanım. Bunları Başbakan Yardımcı, bunları alıyoruz. Kabinede gerçekleşen bu revizyon tabii ki AK Parti'nin yönetiminde de değişime neden oldu. Merkez Yürütme Kurulu'nda değişim yaşandı. AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin partinin genel sekreterliğine getirildi. Son kabine revizyonuyla birlikte Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı görevini aldı. Gül'ün uzun zamandır sürdürdüğü AK Parti Genel Sekreterliği görevini ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Eskişehir Milletvekili Harun Karacan oturdu.
1500 beygir gücünde motoru. Bu yönüyle dünyaya fark atıyor. Zırhı devlet sırrı, ulaşamazsınız. 120 milimetrelik 55 kalibrede tahrip gücü yüksek topu. Arkamda görüyorsunuz. Türk savunma sanayinin yeni yüz akı Altay tankından söz ediyorum. Artık seri üretime geçiş aşamasına gelindi. İhale için BMC ve iki şirkete davet gönderildi. İşte milli tankımız Altay. Prototipi tamam, seri üretime geçtiğinde vatan savunmasının yıldızı olacak. İhale süreci başladı. İlk aşamada 250 tank üretilmesi hedefleniyor. İhaleye savunma sanayine yaptığı katkılarla takdir kazanan BMC ve iki şirket daha davet edildi. Zira BMC, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik ettiği Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlılarla savunma sanayinin millileşmesinin lokomotiflerinden biri. Defense News'un haberine göre ihale bedelinin 10 milyar doları bulması bekleniyor. Nihai hedef 1000 Altay tankının üretilmesi. Savunma sanayimizin millileşmesinin simgelerinden biri olan Altay tankının hikayesi 2008 yılında başladı. Tankın prototipi savunma sanayi müsteşarlığının talebiyle Otokar tarafından Roketsan ve Aselsan'ın katkılarıyla üretildi. Prototip tamamlanınca müsteşarlık fiyatı düşürmek ve kaliteyi yükseltmek için ihaleyi rekabete açtı. İhalenin tarihi ise henüz belli değil. Tabii savunma sanayimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını radikal bir şekilde düşürdü. Yani %20'lerden %65-70'lere varan bir yerli sanayiye vardık. Bunların içinde biri çok gurur verici. MPT-76 uzun namlulu piyade tüfeğimiz. Hani Amerikalıların şöyle bir tüfeği vardır, bunun böyle bir tüfeği vardır. Bizimki de MPT-76. Onunla gurur duyuyoruz. O kadar çok gurur duyuyoruz ki Kırıkkale'de heykelini diktik. Türkiye'nin milli gururu, savunma sanayinin göz bebeği projelerinden biri olan Milli Piyade Tüfeği 76 anıtı oldu. Buranın içerisinde hem Kırıkkale'mizin simgesi olan, Türkiye'nin de şu anda özellikle gurur kaynağı olan Milli Piyade Tüfeğimizin bir örneği var. MPT-76 NATO'nun 42 adımlık testinden başarıyla geçen tek uzun namlulu tüfek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltıyor. Bu yüzden simgesel önemi de var. Bunun yapılmasında Kırıkkale'nin makine kimya işçileri, metal iş sendikalarının katkısı oldu. Sağ olsunlar. Onların katkısıyla bu silahımız, anıtımız ortaya çıktı. Silaha adını veren kent Kırıkkale'deki şehir parkına konulan anıtta MPT-76'yı mevzi almış bir Mehmetçi kullanıyor. Bizim sloganımız var. Silaha adını veren şehirdir Kırıkkale. Biz de bu ikisini birleştirerek hem şehitler anıtımızı hem de Kırıkkale'mizin simgesi olacak anıtımızı birleştirerek böyle bir eser ortaya çıktı. Savunma sanayinin gururu olan projeyi çalma girişimleri de olmuştu. Projeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalanan makine ve kimya endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası eski genel müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Biraz da sivil ekonomiye bakalım. Havalimanında unutulan ya da el konulan güvenlik nedeniyle eşyalar 3'te 1'i fiyatına satılıyor. Nerede? Arkadaşlarımız Avcılar'daki o mağazaya gitti. Her gelen mutlaka bir şeyler almadan çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Havalimanında unutulan ya da el konulan mallar bulunduğumuz yerde Avcılar'da satışa çıkarılmış durumda. Ve fiyatlar piyasa değerinin oldukça altında. Neredeyse 1/4 fiyatına bile satılıyor. İşte bunu duyan vatandaşlar da erken saatlerden itibaren buraya geldiler. Ve deyim yerinde ise dükkanı
talan ediyorlar. Normalde piyasada ne kadar baktığınız telefon? Baktığım telefonlar normalde 1000 üzeri. Burada ne kadar? Burada 500 falan. Burada en büyük ilgiyi özellikle telefonlar ve tabletler görüyor. Yani elektronik eşyalar. Her türden, her markadan, her fiyattan telefon ve tabletler var. Hemen şu karşıda gördüğünüz tablet piyasada 1500 liraya satılırken buradaki fiyatı 400 lira. Ben de büyük bir ihtimal normalde telefon almaya gelmiştim ama şu topu alıp çıkacağım büyük bir ihtimal. Kaç para bu top? Ya 20 lira. Orijinal topu 20 liraya düşürmüşler. Normalde herhalde. Daha yüksek, en az 200-250 lirası vardır diye düşünüyorum. Bulunduğumuz noktada kıyafet reyonu, burası da oldukça fazla ilgi çekiyor. Zira gördüğünüz gibi deri montlardan ceketlere, gömleklere kadar çok sayıda ürün var. Bir fiyat örneği verelim. Bakın bu gördüğünüz deri mont piyasada 250 liraya satılırken buradaki fiyatı sadece 40 lira. Ne bakıyoruz? Gözlüklere baktım. Bir tane olta aldım, o kadar. Oltayı kaç aldınız? 30 liraya, sade kamışını. Gayet kaliteli, güzel. Dışarıdan alsaydınız kaç alırdınız? 50, 60, 70. Dükkanda gerçekten birbirinden ilginç ürünler var. Hemen karşı tarafta bir klarnet görüyorsunuz. Piyasada fiyatı 40 bin lira. Ancak burada sadece 8 bin liraya satılıyor. Hemen biraz aşağı iniyoruz. Bir süs tüfeği, vatandaş uçağa bununla binmek istemiş ve doğal olarak el konulmuş. Normalde 2000 liraya, 2500 liraya satılan bu tüfek burada sadece 250 lira. Fiyatlar piyasanın çok çok altında. Çok çok altında. Yani piyasada 1000 liraya alınacak bir telefonu burada 250 liraya elde etmek mümkün. Tabii konu tadilat olunca hangi reyonuna geleceksiniz? İşte buraya envai çeşit nalbur ürünü var. Bir beyefendi yaklaşık 15 dakikadır vanayı inceliyor. Neyine bakıyorsunuz? İşimiz demircilik, bakıyorum malzemesine, kalitesine. Kaliteli mi? Kaliteli mal. Fiyatı ne kadar? Güzel bir şey. Fiyatı 25. Bilmiyorum, 25 lira galiba. Dışarıda ne kadar alınır bu? Alınır 40 lira, 50 lira alınır. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Elektronikte 24 saatlik bir şeyimiz var. Müsaademiz var. Yani 24 saat içinde eğer cihaz bozuk çıkarsa cihaz bizimdir. Biz burada kontrol etmeden, denemeden hiçbir ürünü satmıyoruz. Anneler bebek arabalarına, turistler de elbette valizlere bakıyorlar. O zaman buraya ineceksiniz bir aşağı kata. Zira piyasada 300 liraya satılan bebek arabaları burada 100-150 lira. Valizler de 500 liradan yaklaşık 100 liraya kadar düşmüş durumda. Acı haber Adana'dan geldi. Bir fabrikada 6 işçi çatıda onarım yapmak üzere vinç sepetine bindi ama halat koptu. 3 ağır yaralandı, 3'ünü kaybettik. Çatıda tamir yapacaklardı. Vinç sepetine bindiler, halat kopunca metrelerce yüksekten yere düştüler. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısında onarım yapılacaktı. Vinç çağrıldı, 6 işçi vinç sepetine bindi. Yükselmişlerdi ki halat koptu. İşçiler yere düştü. Kaza mahalline çok sayıda 112 acil servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ancak işçilerden Murat Gümüş ve Cengiz Kutlan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gümüş ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Yaralılar Halil Aslan, Latif Kaya ve Fehmi Kaya ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da fabrikaya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapmak için bilirkişiler görevlendirildi. Bilirkişilerin ilk tespitleri doğrultusunda savcılığın talimatıyla firma sahibi, taşeron firma yetkilisi ve vinç operatörü gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, Türkiye o dönemde o Gaziantep'li genç çiftin bebek kaygısını ve meselesini tartışmıştı. Bebeklerinin doğum sırasında karıştığına inanıyorlardı. Neyse, tartışmaya adli tıp ve DNA raporları son noktayı koydu. Hepsinde erkekti. Kimliğini çıkardık erkek, raporlarında hep erkek. Bebeklerin karıştığı iddiasını Adli Tıp Kurumu çürüttü. DNA raporu bebeği istemeyen çifte
bebek sizin dedi. Erkek dediler. Sonra 3-4 gün sonra ben öğreniyorum ki kızım. Bugüne kadar hep erkek. Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Ebru ile fabrika işçisi 27 yaşındaki Harun Dudu çiftinin ikinci çocukları olacaktı. Çift çocuklarının cinsiyetini devlet hastanesinde çekilen ultrasonla öğrendi. Çocuklarının erkek olacağını öğrenen Dudu çifti bütün hazırlıklarını da buna göre yaptı. Ancak 3 Haziran'da doğum için özel bir hastaneye giden 25 yaşındaki Ebru Dudu 2 kilo ağırlığında ve 46 santim boyunda kız bebeği dünyaya getirdi. 4 gün sonra çocuklarının kız olduğunu fark eden çift karıştığı gerekçesiyle bebeği kabul etmedi. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı. Konu yargıya taşındı. Hem bebekten hem de anneden DNA örnekleri alındı. Bütün raporlarında erkek olarak geçiyordu. Zaten biz erkek bekliyorduk çocuğumuzu. Ve Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor tartışmalara son noktayı koydu. DNA raporuna göre anne ve bebekten alınan örnekler uyumluydu. Raporun ardından bebek 40 gün sonra savcılık kararıyla aileye teslim edildi. Başkent'te arızalanan bir tır birden çalıştı. Sonrası vahimdi. Tır bozulmuştu. Aniden çalışıp hareket etti. 18 araç birbirine girdi. Eyfrenini çekmiş bir şekilde buraya doğru hızla geliyordu. Sonra arkasından da şoförü koşturuyordu galiba. Araçlara sürtünerek anca öyle durabildi. Kameralara yansıyan kaza Ankara Yeni Mahalle'deki Ostim'den. Zonguldak Ereğli'den sanayi malzemesi getiren tır yükünü boşalttı, ardından arızalandı. Sürücü araçtan indi, bir kamyonetin aküsünden elektrik takviyesi yaptı. Kamyonet geri geri giderken tır da hareket etmeye başladı. O şoför kamyoneti durdurmayı başardı, tırı da durdurmaya çalışırken ezilme tehlikesi atlattı, ardından da aracının peşinden koştu. En başta bir tane araç vardı, kamyonet. Kamyonete böyle vurdu. Tabii içinde insan vardı kamyonetin, birisi vardı. O kendini geriye çekti, kurtardı. Sonra burada araçlara sürtünerek anca öyle durabildi. Karşıdan gelen bir araç sürücüsü de tırla çarpışmamak için geri giderek kaçmaya çalıştı. Ancak içinde kimse olmayan tır park halindeki 7 araca çarparak ilerledi. O araçlar da diğerlerine vurdu. Sonuçta 18 araç birbirine girdi. Bir dakika önce arada dedi, boşaltacağım yükü dedi. Şuraya yük boşaltacaktı. Bir dakika sonra başka sırada araba kaza yaptı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Tır şoförüyle araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Kaç para lan araban? Tamam. Kaç para? Bak bak bir dakika bir dakika. Olay şu bir dakika. Öyle şey araban kaç para? Sigortaya. 3 bin lira hasar var. Dur. Hemşerim bir dakika. Gel öndük şey konuşma. Bir dakika. Bir saniye. Tamam bir dakika söyle. Sen neçisin abicim? Efendim? Size. Burada esnaf. Mağdur musun? Mağdur. Aracı sahibi benim. Tamam. Bir kaza olmuş burada. Tamam. Neyse mağdur girecek hocam. Sonunda trafik polisi duruma el koydu. Hafriyat kamyonları dehşet saçıyorlar. Bu kez bir motosiklet sürücüsünü öldürdü. Hızda sınır tanımayan hafriyat kamyonları İstanbul'da yine can aldı. İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Kadıköy Caddebostan'da meydana geldi. 36 yaşındaki Volkan Aydemir motosikletiyle ilerliyordu. Karşı yönden hızla gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Aydemir kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafriyat kamyonu altında kalan Aydemir'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Bir de Mersin'deki bir yol tartışmasına bakalım. Trafikteki tartışma işte böyle kavgaya dönüştü. Adres Mersin. İddiaya göre bu gence vurmaya çalışan 3 kişinin içinde bulundukları araç aniden yola fırladı, sonra olanlar oldu.
Araya çevredekiler girdi. Taraflar ayrıldı ama onlar oradan gidene kadar teyakkuz devam etti. Vatandaş birbirine girenleri elleriyle araçlarına bindirdi, olay yerinden gönderdi. Genç adam tek tekerlekli bisikletiyle Avrupa'dan yola çıktı, Vietnam'a kadar gitti. Ama bence esas başarısı şu halde olan trafiğimizin içinden sağ salim kurtulmasıydı. As you continue completing one pedal rotation after the next, you'll soon find yourself. Dağ bayır demedi, tek tekerle kilometreleri devirdi. İngiliz genç Ed Brett, yaşıtlarından farklı bir hayali vardı. O hayal, tek tekerlekli bisikletle dünyayı dolaşan ilk kişi olmaktı. Evinden Mart 2014'te yola çıktı, Avrupa'yı geçti, Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştı. Kazakistan'dan Çin'e ulaştı. Toplam 3403 kilometre boyunca tek tekerlek üzerindeydi. Yolculuğunu Vietnam'da tamamladı. Kısa bir aramız var. Saat başında önemli gelişmeler bekliyorum. ...20 Temmuz 2017... Perşembe gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23... ve moderatör gece çok önemli kriz noktalarıyla, özellikle Mescid-i Aksa kriziyle devam ediyor. Kısa başlıklarla aktarmaya çalışacağım. Efendim, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa gerilimi bir haftayı buldu. Gözler yarında. Niçin? Yarın cuma namazı. Ve eğer o metal dedektörler orada olursa ve eğer o polis orada ve aşırı dinci, şeriatçı Yahudiler de orada olursa ne olabileceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Hatta İsrail istihbaratının hükümeti metal dedektörleri oradan kaldırması yönünde uyardığı da belirtiliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili iki önemli telefon görüşmesi yaptığı da dikkat çekti. Detayları vereceğim ama detayları gece noktasında Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı Kudüs temsilcisi, ondan bilgileri alacağım. 43. yıl dönümünü idrak ettik Kıbrıs Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 Temmuz'u bir kez daha gerektiği bir şekilde andı ve gerek Başbakan Binali Yıldırım, gerek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan gelen mesajlar Rumlara çok ciddi bir uyarı niteliğiydi. Birazdan onu da aktaracağım. Necmettin Muallim diyorum ben ona. Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı. Biliyorsunuz PKK'lılar katlettiler. Önce kaçırdılar, sonra infaz ettiler. İşte bu işi yapan 6 terörist cezasını buldu. Necmettin Muallim'in kanı yerde kalmadı. Aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek bu FETÖ olayında gerekse PYD olayında sergilemiş olduğu tutum nedeniyle Türk kamuoyu nezdinde dibin dibine indiği ve Türk halkının en çok güvenmediği devletin Amerika Birleşik Devletleri olduğu, Kerim Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı çok geniş bir araştırmayla ortaya çıktı. Ve tabii ki uyuşturucuyla mücadele bu kez unların içine, un paketlerinin içine saklamaya çalıştılar. Aslan narkotikçiler o çok tehlikeli maddeleri bir kez daha yakaladı. Onu da aktaracağım. Dilerseniz haberlere geçelim. Batı medyasını takip ediyorum. Çatı yok. İnsanlar namaz kılamıyor. Mescid-i Aksa'da yıllardan, belki yüzyıllardan beri ilk defa cuma namazı okunmadı. Avlusunda insanlar öldürülüyor. Ama çıt yok. Bakıyorum Arap dünyasında Katar'a karşı birleşmeyi başarmış o devletlere, onlardan da çıt yok. Filistinliler kendilerini haliyle Doğu Kudüs'te işgal altında ve Mescid-i Aksa'nın kapısında biraz yalnız hissediyorlar. Ve İsrail de bu yalnızlıktan
sonuna kadar yararlanıyor. İsterseniz krizin gelişimine bir bakalım. Bir hafta oldu. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapısına kurduğu metal dedektörlerine karşı öfke var. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar ilk kıblelerine özgürce girmek ve ibadet etmek istiyor. İsrail buna izin vermiyor. Onlar da namazlarını Harem-i Şerif'in dışında kılıyor. Dışarıdaki protestolara sık sık müdahaleler oluyor. Bu protestolar sırasında Kudüs müftüsü gözaltına alındı. Hatta Mescid-i Aksa hatibi yaralandı. Başka birçok yaralanan da oldu. Gözler cuma namazı sonrasında büyük gerilimler yaşanabilir. İsrail hükümeti başta bu dedektörlerin asla kaldırılmayacağını açıklamıştı. Ancak görünen o ki geri adım atacaklar. İsrail basınına göre ordu ve iç istihbarat hükümete dedektörlerin kaldırılmasını tavsiye ediyor. En büyük endişe uygulamanın Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni bir intifadaya yol açması. Hükümet zor duruma düştüğü izlenimi vermeden nasıl geri adım atacağını düşünüyor. Filistin yönetimi İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kapsayan geniş bir planın parçasını uygulamaya koyduğu görüşünde. Onlara göre amaç Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmek. Yahudi yerleşimciler sık sık polis eşliğinde bahçeye girerek ihlallerde bulunuyor. Son olarak İsrail parlamentosu gelecekte Doğu Kudüs'ten çekilmeyi yasal olarak engelleyecek tasarıyı gündeme aldı. Üstelik ilk oylaması da yapıldı. Filistin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Amerika taraflara krizi tırmandırmama çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı aradı. Erdoğan, İsrail'in uygulamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Harem-i Şerif'in İslami karakterinin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Abbas'la Filistin lideriyle yaptığı bu telefon görüşmesini İsrail Cumhurbaşkanı Ruven Rivlin'le yaptığı bir telefon görüşmesiyle tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'le yaptığı telefon görüşmesinde 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti. Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini de dikkat çekti. İsterseniz bir de Kudüs'e gidelim. Anadolu Ajansı Kudüs temsilcisi Turgut Alp Boyraz şu anda bağlantımda. İyi akşamlar Turgut Alp. Çok yorgunsun biliyorum. Çok gergin günler yaşıyor büronuz. Ama teşekkür ediyoruz. Bize bütün bilgileri de anında ve saniyesinde aktarıyorsunuz. Ben öncelikle krizde şu andaki durumu, gece durumunu öğrenmek istiyorum. Bir kalabalık var mı cuma öncesinde ve İsrail ne yapıyor? Evet, akşam ve yatsı namazlarında yine Mescid-i Aksa'nın Aslanlı kapısının önünde şu anda açık olan iki kapıdan birisi. Orada evet. Alan geniş olduğu için Müslümanlar orada toplanıyor. Akşam ve yatsı namazında oradalardı. Yine İsrail askerinin müdahalesi oldu. Yine gerginlik oldu. 25 kadar yaralı var. İkisinin ağır olduğu bildiriliyor. 25 yaralı. Evet. Evet. Biz 22 diye vermiştik. Şu anda sürekli update'ler, güncellemeler geliyor. Evet. Filistin Kızılayı'nın verdiği İsrail polisi ses bombası, plastik mermi ve gazlarla müdahale etti. Ve hatta Eskişehir diye bilinen surla çevrili yerlerin etrafında da kovalamacalar oldu. Şehrin üzerinde güvenlik polis helikopteri uçuyor. 48 Arapları diye tabir bilinen İsrail vatandaşı Araplar da kendi şehirlerindeki camileri kapatarak yarın Mescid-i Aksa'ya gelme camisi yapılın çağrısında bulunmuşlardı Mescid-i Aksa için. Evet. İsrail güvenlik güçlerini şu an bunları şehre sokmamak yönünde de önlemler aldığını duyuyoruz. Burada en önemli gündem şu anda Netanyahu yurt dışından döner dönmez güvenlik kabilesini topladı. Bir Balkan turundaydı, Macaristan'daydı en son.
Oradan güvenlik birimleriyle istişare halindeydi. Saat 10.30'da toplantıya girdi ve toplantı hala devam ediyor. Şu anda herkesin gözü kulağı orada. Netanyahu'nun toplantısından ne çıkacağı krizin seyrini bir açıdan belirleyecek. Evet. İsrail güvenlik birimlerinin içerisinde iki fikir öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bu arama dedektörlerinin kaldırılarak ya da başka bir formül bulunarak tansiyonun düşürülmesi ki bunu tavsiye edenlerin içerisinde İsrail istihbaratı ve İsrail ordusu var. İsrail basını ve resmi evet. kanalları da bunu bu şekilde verdiler. İsrail polisi ise bunun aksini kalmasını savunuyor. Tabii ki siyasi bir karar. Netanyahu 6 partili bir koalisyonu yönetiyor. Son derece radikal koalisyon ortakları da var. Evet, aşırı sağcı. Yahudi şeriatçısı ve koalisyon ortakları var ve evet, bunların Yahudi yerleşim yerlerinin Mescid-i Aksa için biliniyor zaten. Evet. Evet, Yahudi yerleşim yerlerinin birebir partileri var temsil eden, onları temsil eden. Hatta İsrail aşırı sağına oynamak için birbirleriyle yarışan partiler var. Aslında insanlarda ciddi bir birikmiş gerilim var. Yani ezan yasağı yasası tasarısı gündemdeydi. Sizler de takip ettiniz. Yahudi yerleşim yerleri yasası gündemdeydi. Kudüs'ün bir daha asla Doğu Kudüs'ün hiçbir pazarlığa konu edilmeyeceği yönünde geçen hafta bir kanun geçirdiler. Yani Knesset 120 partili 120 üyeli İsrail parlamentosunda 80 milletvekili ancak onay verirse geçecek diye bir kanun geçirdiler. Hiçbir pazarlığa söz konusu etmeyeceğiz diye ki bu da imkansız bu kadar sayıyı bulmaları İsrail sosyolojisi evet. göz önünüzde. Bunların hepsi sokağa gelmişti yani. Filistinlerde de ciddi Peki, bir birikmişti. Peki sence bir intifada başlama ihtimali var mı yarın itibariyle? Yani hepsi her şey olabilir çünkü yarın çok kritik İsrail'in ne karar vereceği çünkü bıçak kemiğe dayanmış gibi yani ne? 2014'teki 2015'teki o bıçaklama vesaire hadiselerin hepsi Mescid-i Aksa içinde ama iş Mescid-i Aksa'nın kendisine geldi dayandı şu an Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir tane bile Müslüman yok ne? Yani bu boykotu bütün fraksiyonlar Filistin'e bütün fraksiyonlar sağından soluna bütün uleması bütün siyasi önderleri hepsi Hamas'ıyla Fethi'yle İslami Cihadı'yla Kudüs'teki ulemasıyla hepsi aynı duruşu sergiliyorlar ve uluslararası kamuoyunu da bir şekilde harekete geçirmiş durumdalar. Yani Ürdün'den Mısır'a, Türkiye'ye, evet. Sayın Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanımızın da bugün iki telefon görüşmesi oldu malumunuz. Telefon görüşmeleri hepsi yankılandı mı medyada? Evet, yani kesinlikle yankılandı. Özellikle Filistin tarafında Mahmut Abbas'la yaptığı görüşme öne çıkmıştı. Akşam Rivlin'le yaptığı görüşme de öne çıktı. Evet. Ancak Rivlin'in İsrail siyasi konjektüründe çok fazla bir ağırlığı yok. İsrail parlamentosu tabii. hükümeti yönetiyor ama tabii ki Rivlin'in şu anda çok fazla bir görüş de beyan etmiş değil. Hatta İsrail muhalefeti de çıkıp çok fazla görüş beyan etmiş değil. İsrail solu liberal kanadı falan. Evet. Onlar da İsrail eleştiriliyorlar. Hani susarak zımmen bu aşırılığa, bu radikalle destek veriyorsunuz diye. Şu an tamamen İsrail sahanın kontrolünde ama Netanyahu bazen son derece rasyonel kararlar da alabiliyor. Bazen farklı adımlar da atabiliyor. Yani İsrail'i öngörmek de çok kolay değil. Şu anda aslında bu kriz devam ederse İsrail için baktığınızda aslında realist olarak bütün şu anda iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı başta Ürdün olmak üzere ülkelerle ilişkilerini bozma potansiyeline sahip. Türkiye'de dahil buna tabii. Türkiye'de buna ama kesinlikle dahil. Yani bu arada Katar'a karşı bir anda ablukacı birleşmiş Arap devletlerinin Mısır dahil ve hatta Ürdün dahil çünkü Ürdün'ün bir de Mescid-i Aksa'da artık işe yaramayan bir hakkı da müktesep hakkı da var. Büyük bir sessizlikle karşılaştık. Filistinliler bu sessizliği nasıl değerlendiriyor? Aslında isterseniz buna bir İsrail gazetesinin yorumuyla cevap vereyim. Çünkü evet. büyük oranda gerçeği açıklıyor. Bugün bir gazetede bir yorum vardı. Kudüslüler Mescid-i Aksa'nın gerçek sahibinin kim olduğunu Ürdün hükümetine de İsrail hükümetine de gösterdi diye. Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü evet. öncelikle bu Mescid-i Aksa'ya girmeme kararını yani kapılardaki arama evet. dedektörlerini kabul edersek burası İsrail'in tahakkümü altına girmiş demektir. Egemenliğini zımmen tanımış oluyoruz ve daha ileri adımlar içinde İsrail'e kanal açmış oluyoruz. Kararını Filistin halkı verdi, Kudüs halkı verdi evet. ve Ürdün'ün bağlı olduğu Mescid-i Aksa Vakfı bunu takip etmek zorunda kaldı. Şöyle düşünmek lazım. Ürdün'ün de %75'ine yakını Filistin asıllı Ürdünlüler. Evet. Buradaki vakfı vasıtasıyla da bir şeyi uygulayabilmesi için buradaki halkın rızasını almak zorunda. Ben bunu yakinen kamera olayında gördüm. Ürdün izin vermişti. Mescid-i Aksa'ya kamera kurulacak diye cemaatin tepkisinden çekinerek bunu hayata geçiremediler. Ürdün Vakıflar Bakanı Mescid-i Aksa'ya geldiğinde halk neredeyse linç ediyordu. Yani bir şekilde halkın, sokağın o olayın onurunu almak zorundalar. Filistinliler de Gazze'den Batı Şeria'ya
olaya. Evet. Kudüs'te Hristiyanıyla, Müslümanıyla hepsi ciddi bir duruş sergilediler. Ve bu duruşun arkasında da diğer bahsettiğimiz ülkeleri biraz geç de olsa, Arap ülkelerini sürüklemiş oldular. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantı çağrısı var. Amerika Birleşik Devletleri de yani Arap bulucu olarak Ürdün'le görüştürmeye çalışıyor. Çağrıları vardı bugün. Evet. Çünkü Kudüs öyle bir şey ki işin ucu Mescid-i Aksa'ya dayandığı zaman bunun sonuçları sadece Kudüs ve Filistin'e sınırlı kalmıyor malumunuz. Bütün bölgede hatta bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar olacaktır şeklinde yani izah doğru edebiliriz. Onun için tekrar edelim. Gözümüz kulağımız Netanyahu'nun güvenlik kabinesinde. Bir karar verebilir, tansiyon düşürebilir ya da öteleyebilir ya da tamamen üçüncü bir senaryo, kötü senaryo olarak bu da ısrarcı olabilir. Yarınki olayların seyrinde bu karar biraz belirleyecek. Peki o zaman yarın tabii çok yoğun bir mesainiz var. Daha geç saate kadar seni tutmak istemiyorum. İnşallah yarın tekrar görüşeceğiz ve Kudüs'ü biz de burada yakın takipteyiz. Bakalım ne olacak özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Turgut Alp. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Efendim 43. yıl dönümünü idrak ettik. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı'nın. Başbakan Binali Yıldırım temsil etti Türkiye'yi. Kıbrıs'taki anma törenlerinde, kutlamalarda hem Yıldırım hem de KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Rumlara çok net bir mesaj verdiler. Çok arzu ettiğimiz halde olumlu bir sonuca varılamamışsa bunda bizim sorumluluğumuz yoktur. Kıbrıs konferanslarından bir sonuç alınamayacağı, Rumların da böyle bir çözüme hazır olmadığı net olarak anlaşılmıştır. Geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı. Lefkoşa'dan verilen mesajlar netti. Artık müzakerelerle zaman kaybetmeye gerek yok. Rumların Kıbrıs'ta çözüm istemediği anlaşıldı. Türk tarafı bundan böyle önüne bakacak. Rum tarafı istemiyorsa gönüllerinin olmasını bekleyecek halimiz de elbette yoktur. 43 yıl önce 20 Temmuz'da Türkiye garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs'a müdahale etti. Çünkü Kıbrıslı Türkler Yunan cuntası ve Rumların zulmü altında eziliyor, katlediliyorlardı. Amaç adayı Yunanistan'a bağlamaktı. Ortada ne ortaklık devleti ne de iki eşit toplum kalmıştı. Türkiye'nin müdahalesi bu zulmü durdurdu. (Gülüyor) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda önce Yavuz Çıkarma Plajı'nda şafak nöbeti tutuldu. Başbakan Binali Yıldırım sabah saatlerinde adaya gitti. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte Atatürk anıtına çelenk koydular. Asıl törense Lefkoşa'daki Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaydı. Işık ışık, dalga dalga vatan. Yapılan konuşmalara Rumların İsviçre'deki Kıbrıs konferansını çıkmaza sokması damga vurdu. Yunanistan ve Rumlar garantörlüğün ve Türk askeri varlığının tamamen ortadan kalkmasını istiyor. Üstelik bunu Birleşmiş Milletler çerçevesinin dışına çıkarak talep ettiler. Bu yüzden müzakereler sonuçsuz kaldı. Türk tarafı bunun son şansı olduğunu defalarca söylemişti. Artık müzakerelerle zaman harcanmayacak. Kıbrıs Türk'ü kaderine sahip çıkmaya muktedirdir, kendi geleceğinin kararını vermeye muktedirdir. Tüm dış bağlantılarımızı keserek ambargolar altında yaşamamız için elinizden geleni yapacaksınız. Tek açık kanal Türkiye kalacak, sonra da göbek bağınızı kesin diye konuşabileceksiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Geçiyor. Başbakan Yıldırım tören sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesi mehter takımını izlerken duygulandı. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. (Gülüyor)
Başbakan Yıldırım ilerleyen saatlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına seyirci kalamayız dedi. Son dakikayı verelim bir kez daha. Efendim, AK Parti ve MHP tarafından ortak olarak hazırlanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük Değişiklik Teklifi Meclis Anayasa Komisyonu tarafından kabul edildi. Onu bir aktaralım. Anadolu Ajansı tabii ki bölgenin en güçlü ajanslarından biri. Hatta en güçlüsü diyebiliriz. Çünkü bütün bölgeyi o takip ediyor. Yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilerle bir haritalı haber yayınladı. Ve orada hepimiz gördük ki ben de burada aktardım sizlere. PKK-PYD'nin hakim olduğu, kontrol ettiği bölgelerde ikisi askeri hava üssü olmak üzere 10 Amerikan üssü var, birimi var. Vay sen misin bu bağımsız gazeteciliği yapan? Pentagon hem eleştirdi hem askerlerinin can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi, hem de aldığımız bilgilere göre o haberin Amerikan medyasında kullanılmaması için sağa sola baskı yaptı. Önce Anadolu Ajansı, ardından Alman Bild gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki gizli üsleri ve askeri noktaları iki günde iki haberle ifşa oldu. Amerika'nın Suriye'deki gizli askeri varlığı dünyada yankı buldu. Pentagon açıklama yaptı, endişeyle haberleri şikayet etti. Anadolu Ajansı'nın haberi Suriye'de 10 noktada Amerikan ordusunun konuşlandığını gösteriyordu. Ajansa göre bunlardan ikisi üs, 8'i ise askeri noktalardı. Hepsi terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgelerde. Bu da Amerika'nın teröre güçlü desteğini açıkça ortaya koyuyor. Tamam. Alman Bild gazetesi Anadolu Ajansı'nın haritasındaki noktalardan biri hakkında bir uydu fotoğrafı yayınladı. O nokta Aynep Arap'ın Kürtçe adıyla Kobani'nin biraz güneyinde. 235 futbol sahası büyüklüğündeki üs, dev askeri kargo uçaklarının bile inişine uygun. Üstelik internette kamuya açık harita ve uydu programlarında görülmüyor. Bild bunu uydu fotoğrafları satan özel bir şirketten satın aldığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bu haberlere açıklamasına gelince, üslerin yeri güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı diyor. Hassas bilgilerin açıklanması koalisyon güçlerini gereksiz risklere maruz bırakıyor, ayrıca DEAŞ'la mücadeleyi akamete uğratıyor ifadesini kullanıyor. Pentagon'un açıklamasında özellikle Anadolu Ajansı'nın haberine atıf yapıldığı görülüyor. Kaygılarımızı Türk hükümetine ilettik deniyor. Almanya'ya kaygı iletilip iletilmediği konusundaysa henüz bilgi yok. Herkesin bildiği yerler buralar esasında. Yani sınırda çalışan bütün meslektaşlarımız biliyor. Pentagon'un bayağı bir endişesi doğmuş anlaşıldığı kadarıyla. Efendim, Bağdat yönetimi, Türkiye, İran, hatta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya karşı çıkıyorlar ama Mesut Barzani'nin referandum inadını kırmak mümkün olmuyor. Barzani bir kez daha 25 Eylül'deki referandumun yapılacağını açıkladı. Barzani, referandumda evet çıkmasının mutlaka bağımsızlık için adım atılacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Referandum sonucunun niyet beyanı olacağını belirtti. Ancak Iraklı Kürtler bölgenin geleceğinde mutlaka bağımsızlık olacağını vurguluyorlar. Bunu da Bağdat ile iyi ilişkiler içinde yapmak istediklerini söylüyorlar. Bağdat ise bağımsızlık girişimine karşı. Katar kriziyle uğraşıyorduk. Körfez bölgesi kaynıyor biliyorsunuz. Bir kriz daha patlak verdi. Kuveyt. Büyükelçi başta 15 İranlı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Kuveyt, İran'ı ülkesindeki terör gruplarına destek vermekle suçluyor. Bu nedenle İran Büyükelçiliği'nde diplomatların sayısını azaltma kararı verdi. Ayrıca elçiliğe bağlı ateşelikler ve kültür merkezini kapatma kararı da aldı. Bunun yanında iki ülke arasına ortak komisyonlarla yürütülen tüm faaliyetleri de dondurdu.
İran ajansları Kuveyt yönetiminin İran Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti'ye de ülkeyi terk etmesi için 48 gün süre tanıdığını duyurdular. İran Dışişleri Bakanlığı Kuveyt'in İranlı diplomat sayısını azaltma kararına karşılık benzer bir uygulamaya gideceğini bildirdi. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada karşılık hakkını kendinde saklı tutan İran gerekli kararları alacaktır denildi. ...23 yaşındaki Necmettin Öğretmen, Necmettin Yılmaz Muallim, biliyorsunuz o PKK'lı alçaklar tarafından masum, sivil, silahsız memleketine bayram ziyaretine giderken kaçırılmış ve infaz edilerek şehit edilmişti. Onu yapan 6 terörist gereği cevabı aldı. Necmettin Muallim'in kanı yerde kalmadı. Necmettin Öğretmen'in kanı yerde kalmadı. 6 hain öldürüldü. 24 yaşındaki öğretmen bir ay önce görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gidiyordu. Tunceli'de kaçırılıp katledilmişti. La ilahe illallah. Şehit öğretmenin katillerini bulmak için Pülümür kırsalında takip sürdü. O teröristler silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Hakkari kırsalında da insansız hava araçları görevdeydi. 3 PKK'lı terörist F-16 uçağıyla vurulup öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Hakurt bölgesinde ise bir uçak savar, 2 havan nevzisi ve 3 sığınak imha edildi. 4 terörist de öldürüldü. Kars'ta başına 1 milyon lira ödül konulan Taylan Kod adlı terörist Ferit Polat etkisiz hale getirildi. Ağrı'da da 2 terörist öldürüldü. Biz yıllardır söylüyoruz Amerikalılara, bizi dinlemiyorlar. Umarım haberde adı geçen önemli Alman akademisinin uyarısını dinlerler. Pek de sanmıyorum. Çünkü Neumann PYD'ye silah sevkiyatının ileride bu bölgede DAEŞ'tan daha tehlikeli bir sorun çıkaracağını savundu. Terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bitirme politikası çok tehlikeli. DAEŞ'e karşı PKK'nın Suriye kolu PYD'yi kullanmak ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Türkiye bunu uzun zamandır söylüyor. Aynı açıklama bir Alman akademisyenden de geldi. Orta Doğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in ardından PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği konusunda uyardı. Neumann, Alman basınla konuştu. Özellikle Amerika'nın büyük destek verdiği terör örgütü PYD'ye vurgu yaptı. Bu örgütün PKK'nın uzantısı olduğunun altını çizdi. PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini ve silahlandırıldığını kabul etmek gerekiyor dedi. Tepeden tırnağa silahlandırılan Kürtlerin DAEŞ sonrası tehlike oluşturma potansiyeli elde ettiklerini söyledi. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki uyarılarının haklılığına vurgu yaptı. PYD şu anda bizim için PKK ile eşittir. Bu da bir terör örgütü. Neumann, Irak için de önemli uyarılar yaptı. DAEŞ'tan geri alınan Musul gibi yerler için istikrarın sağlanması çok önemli dedi. Bunu sağlamak için de Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerden destek alınması gerektiğini ifade etti. Şimdi bu Amerikalılar ikide bir gerek ikili temaslarımızda, sohbetlerimizde gerekse medyalarında Türkiye'de büyük bir anti-Amerikan hareketin doğduğunu söylüyorlar. Haksız mıyız? Yaşanılan bütün bu kepazelikler, ele ele 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile başını o malikanede savunmaları, korumaya almaları, PYD PKK'ya silah vermeleri. Tabii bu işin bir sonucu var. Kadir Has Üniversitesi,
Çok geniş bir araştırma yaptı Türkiye çapında. En güvenilen ve en güvenilmeyen devletleri sordu Türk halkına. Amerika Birleşik Devletleri Türk halkının gözünde sıfır noktasına düşmüş vaziyette. En güvenilen devlet ne? E tabi bildiniz canım. Kardeş Azerbaycan. Türk milleti terör örgütü PYD ile kol kola olan Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Üstelik bu durum bilimsel bir raporla da tescillendi. Geçen yıla göre Amerika'ya güvenmeyenlerin oranı %22 yükseldi. En çok tehdit oluşturan ülke hangisidir Türkiye'ye dediğimizde de yine her zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye tehdit oluşturan ülke gibi gözüküyor. Kadir Has Üniversitesi tarafından 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yapılan anket çalışmasında vatandaş Amerika'nın Türkiye için tehdit olduğu görüşünü paylaştı. Bunun arkasında tabii Suriye'de olanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği silah desteği, Türkiye'nin Suriye'deki politikalarıyla çatışan pozisyonu herhalde çok ciddi olarak etkilemiş gibi gözüküyor. Dünya ülkeleri arasında Türkiye'ye en yakın olansa kardeş ülke Azerbaycan. Türkiye'nin en yakın dostu hangisidir sorusuna zaten her zaman Azerbaycan birinci sırada yer alıyordu. Fakat bu sene bu çok net bir şekilde çıkmış, %70'in üzerinde. Avrupa Birliği'ne olan güvense hızla azalıyor. Avrupa Birliği Türkiye'yi üye almayacak görüşünde olanların oranı %81'e çıktı. Avrupa Birliği'ne girmeliyiz diyenlerin oranı da %48'e düştü. Vatandaş Avrupa Birliği üyeliğini demokratik ve ekonomik kriterler için talep ettiğini söyledi ancak imtiyazlı ortaklık teklifine karşı çıktı. Bu raporun son bölümü Avrupa Birliği ilişkilerine dönük Türk halkının %48'inin artık umursamaması, %81'inin hiç umudunun olmaması bence Avrupalıları çok yakından ilgilendiriyor. Onlara biri sizi almayız. Sizi çıkarırız, dondururuz, müzakereleri dondururuz diye tehditler savuruyorlar. Ama o tehditleri burada alan yok. Bu ortaya çıkıyor. Bence Kadir Has Üniversitesi o bölümle ilgili özel bir raporu Avrupa Birliği'ne ve bütün Avrupa başkentlerine İngilizce veya anlayacağı dillerden göndersin. Onların buraya yolladıkları tehditler sıfır. Efendim İstanbul Polisi son dönemlerin en önemli kritik operasyonlarından birine imza attı. 4 yıldır aranan o Iraklı şahıs. Esasında sahte pasaport uzmanıydı. FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin mensuplarının Türkiye'ye girip çıkmasından adeta sorumluydu. 4 yıllık takip sonuç verdi. Terörist değildi ama teröristlerden daha tehlikeliydi. Çünkü onun hazırladığı sahte pasaportlarla onlarca terör örgütü militanı polisin elinden kurtuldu. Bahsettiğimiz isim Iraklı şüpheli Hüseyin K. Polis tam 4 yıldır onu arıyordu. Onlarca adres basıldı ama o hep kaçtı ta ki son operasyona kadar. Suriş Kod adlı şüpheli Fatih'teki baskında yakayı ele verdi. Bunlar da Iraklı şüphelinin evinden çıkanlar. 270 çalıntı pasaport ele geçirildi. O pasaportlar başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere 24 farklı ülkeye aitti. Iraklı şüpheli tek bir sahte pasaport karşılığı 10 bin dolardan fazla para kazanıyordu. Müşterileri arasında hem kaçak göçmenler hem de FETÖ ve DEAŞ militanları vardı. Iraklı Hüseyin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Terörle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye geleneksel olarak geçiyoruz. Zehir tacirleri o kadar çok sıkıştılar ki sürekli yeni yöntemler deniyorlar. Bu sefer un paketlerine gizlemeye çalıştılar zehiri. Hem de en tehlikeli uyuşturucu türü metamfetamin. Ve tabii ki aslan narkotikçiler onu da ele geçirdi.
Zehiri bu kez un paketlerine gizlediler ama sonuç değişmedi. Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine yine darbe vurdu. Kimse var mı evde? Evde kimse var mı? Metamfetamin en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri. Öyle ki bir gramı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. İşte zehir tacirleri o öldürücü maddeyi kimyasallarla karıştırıp piyasaya sürüyordu. Hem de gramı 150 dolar yani yaklaşık 530 liradan. Bunlar kimyasal maddeler. Polis Fatih'te metamfetamin imalathanesine dönen evi bastı. Zehir tacirlerinin ürettikleri uyuşturucuyu nasıl gizledikleri ortaya çıktı. İşte o akıl almaz yöntemlerden bir tanesi. Dışarıdan bakınca bir un paketi, ancak içine baktığımızda bakın şu anda metamfetamin uyuşturucu türünü maddesini bulduk. Bu dünyanın en zehirli uyuşturucu türlerinden bir tanesi ve operasyon kapsamında çok sayıda metamfetamin ele geçirildi. Bir operasyon da Bağcılar'daydı. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İnsanları zehirleyen zehir baronları kendi düzeneklerinde kendileri kurmuşlar ve işte o düzeneyi görüyorsunuz. Eroinler ham madde halinde buraya yerleştiriliyor, presleniyor, bu makinelerden geçiyor ve en son satışa hazır hale bu şekilde insanları zehirlemek için üretiliyor. İki operasyonda bir sokak satıcısı yakalandı, polis diğer şüphelilerin peşinde. Şimdi bu baskınlar böyle gidiyor. Bir de sokak satıcıları var. Gördüğüm kadarıyla mücadele o kadar kararlı ki sokak satıcılarına da artık nefes alacak hali yok. Küçükçekmece. 9 ayrı baskın ve ele geçirilenler. Yok polis! Hayır, polis! Başka bir! Allah'tan patlam lan! Konuşma, yap yere konuşma! Hastam var dedi ama asıl amacı polisi içeri almamaktı. Şüpheli adresler tek tek basıldı, zehir satıcıları böyle yakalandı. İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Ekipler bu kez Küçükçekmece'deydi. Şafak vakti şüpheli 9 eve operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri de destek verdi. Bir polis helikopteri de havadaydı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Bir başka operasyon haberi. Ben bu operasyonları da önemsiyorum. Çünkü günlük ev kiralayan fakat bunu ne maliyeye bildirmiş ne bir başka bir yere bildirmiş insanlar var bu ülkede. Şimdi İstanbul polisi özellikle bunların üzerine gidiyor. Çünkü bu günlük ev kiralayanların büyük bir kısmı suça karışmış unsurlar. 15 ayrı adreste daireler basıldı. 21 kişi gözaltına alındı. Günlük ev kiralayıp polisten kaçıyorlardı. Hepsi tek tek yakayı ele verdi. Bir saniye düşündüm. 15 şüpheli adres günlerdir takip ediliyordu. Çeşitli suçlardan arananlar buralarda gizleniyordu. Eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11'i kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi firariydi. Diğerleri ise ya fuhuş yapıyordu ya da fuhuşa aracılık ediyordu. Aramalarda ayrıca bir pompalı tüfek, bir satır, bir döner bıçağı ele geçirildi. O daireleri kiralayanlara 11'er bin lira para cezası kesildi, kapılarına mühür vuruldu. Önce meteorolojiden bir bilgi verelim. Yağmur etkisini kaybetti. Hava sıcaklığı özellikle hafta sonu mevsim normallerinin üstüne çıkacak, bilin. Yağmurdan bunalanlara müjde. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek. Bu güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Yurdun güney iç ve batı kesimlerinde az bulutlu açık bir hava hakim. Yağsız bir periyot olması nedeniyle de hava sıcaklığında önümüzdeki günlerde tüm yurtta artış bekliyoruz. Salı günü afet yaşayan İstanbul için de güneşli günler yakın. İstanbul'da önümüzdeki 3 günlük periyotta yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yağışın geçmesiyle birlikte İstanbul'da artış gösterdi. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık değerlerine baktığımızda Cuma günü 30 derece, Cumartesi günü 31,
Pazar 32, hafta başından itibaren ise 33-34 derece civarında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık değeri beklentimiz söz konusu. Ancak yurdun batı ve doğu Karadeniz'de yağmur etkisini hissettirecek. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Cuma günü göller yöresi, İç Ege, Eskişehir, Bolu çevreleriyle orta ve doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde nemli hava devam edecek. Doğu ve güneydoğuda ise yer yer bölgesel yağışlar var. Tamam, bunlar iyi haberler de Bursa ve Kastamonu'da dolu afeti yaşandı. Kelimenin tam anlamıyla afetti. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da yüzlerce sığırcı kuşu telef oldu. Dolu başladığı zaman hayvan sığınacak yer arıyor kendine. Tabii ki ağaçlara konacak kuş bu ama tabii ki dolu afatı ne kadar büyüklüğünü gösteriyor burada. Yaklaşık 300-500 tane kuş telef olmuş hayvanlar dolu afatından. Kastamonu'da da bir anda dolu bastırdı. Yumurta büyüklüğündeki dolu birçok aracın camının kırılmasına neden oldu. Almanya'nın batısında da şiddetli yağmur ve fırtına vardı. Almanlar hazırlıksız yakalandı. Gerçi altyapılarının çok güçlü olduğunu söylerler ama bazı kulaklara söylüyorum bunu. Afetle karşılaştığınızda insan yapısı, altyapı bir şey anlamı ifade etmiyor. İşte Köln ve Dortmund. Almanya'nın batısını sel aldı. Özellikle Köln kenti su altında kaldı. Ortaya bu manzara çıktı. Almanya itfaiyesine yaklaşık 550 ihbar geldi. Araçlar yolda mahsur kaldı. Tren seferleri iptal edildi. Uçuşlar ertelendi. Almanya'nın Köln kentinde metroları su bastı. Sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan Almanlar selin arasında adeta hayatta kalma mücadelesi verdi. Yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu. Evlerden çıkmamalarını istediler. Önümüzdeki günlerde yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Bir de Diyarbakır karpuzuna bakalım arkadaşlar. Güzel bir fotoğraf koydular arkama. Çünkü geçen yıl Diyarbakır karpuzu yağışların az olması nedeniyle hem tadından kaybetmişti hem de kilosundan. Ama tabii bu yıl bol yağış aldık her anlamda. Karpuzlar müjde veriyor. Olsuzdur. Bu düşürmüyorsunuz. Ha? Bak görüyorsun. Adana bunun yanında hiç. Güneş açtı, karpuzlar büyüdü. Geçtiğimiz yıl kendini unutturan Diyarbakır'ın ünlü karpuzu bu yaz yine sofralarda. Diyarbakır'da niteliği ve lezzeti bakımından sembol haline gelen karpuz son yıllarda yaşanan kilo düşüşü nedeniyle son yapılan çalışmalarla eski ağırlığına kavuşacak. Yağışların fazla olmaması nedeniyle, mantar hasarı nedeniyle Diyarbakır karpuzu 30 kilo düştü. Şu andaki hedefimiz Diyarbakır karpuzu tekrar eski seviyeye düşük getirmek ve hedefimiz 50 ve 60 kilo arasında tahmin olarak bekliyoruz. Henüz olgunluğa ulaşmasa bile Diyarbakır karpuzunun lezzeti damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Dikkat ederseniz şu ortasına baktığınız zaman şeker bazında kesme şeklinde oluyor, görüyorsunuz. Evet, Diyarbakır karpuzu gerçekten koku ve tadıyla da farklı bir tat ve koku verdi şu an. Doğrudur. Piyasadaki karpuzlardan bir de tadına bakacağız. Tamam. Diyarbakır karpuzu olgunlaşınca 60 kiloyu buluyor. Konu karpuzdan açılmışken ve dünyanın en eski esnaflıklarından biri biliyorsunuz karpuz satıcılığı ve özellikle akşam saatlerindeki karpuz bekçiliği. Çünkü o serayı birinin koruması lazım. Genelde böyle arkamda fotoğrafını gördüğünüz şekilde 70'li yaşlarında halim selim insanlar bu işten 3-5 kuruş para kazanırlar. Bekçilik yaparlar. Adana'da gaspçı. Ya ne istedin o adamın 3 kuruşundan?
Onu bu hale getireni tanıyordu ama böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmiyordu. Bu adamı gasp etmişler. Bu tarafa kaçmış adam da ya. Ali Bulut çalışmak için Urfa'dan Adana'ya gelmişti. Karpuz tarlalarında bekçilik yaptı, 4500 lira biriktirdi, memleketine dönecekti. Geceyi kahvehanede geçirdi. O sırada biriyle tanıştı ama güvendiği o kişi gaspçı çıktı. Büyük saatte beraber çay da içmişler. Beraber gelmiş de burada sıkıştırmış. 77 yaşındaki adam parasını vermemek için çok direndi. Beni kandırdı, buraya götürdü, o bana vurdu, o kandırmış. Ağzı burnu kan içinde kaldı, 4500 lirasını da kaptırdı. Cebini yırtıyor şurada, bak cebi yırtıp sadece. Kim sizi darp etti? Cebim o bu. Cebim hepsi o parayı, o burada o hastalık. O yaşlı hastaneye kaldırıldı. Polis ise gaspçının peşine düştü. Lan üzülme lan, bulurlar üzülme sen. Yakalama, sıkma canını. Sevgili seyirciler, Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Şoför Nebahat olarak ünlenmişti. Özellikle bizim çocukluk dönemimizde Sezer Sezin. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu 88 yaşındaydı. Ah ulan ah, çatladı kapılar uzamış ha. Geride sayısız ödül, sinema filmi, tiyatro oyunu ve bir de unutulmaz bir karakter bıraktı. Yeşilçam'ın şoför Nebati, usta sanatçı Sezer Sezin 88 yaşında hayatını kaybetti. Senin istediğin gibi yaşayamam ben. Gezmek, eğlenmek, zengin olmak istiyorum. Dayak istiyorsun. İyice bir ıslatılmak istiyorsun. Biraz da haline şükretmesini öğren. Alzheimer hastası Sezer Sezin 2014'ten bu yana tedavi görüyordu. Son bir aydır durumu ağırlaşmıştı. Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören usta oyuncudan sabah saatlerinde acı haber geldi. Sana ne edecekler hocam? Sana ne edecekler hocam? Bir şey etmeyecekler Durmuş. Sen eve git. Öyle lazım. Hem küçük bir asker gibi. Sezer Sezin İstanbulluydu. İlkokul ve ortaokulu Eyüp'te okudu. Sonraysa tahsil hayatını noktaladı çünkü aklında sadece tiyatro vardı. Bale dersleri de aldı. Daha 15 yaşında Hürriyet Apartmanı filmiyle sinemaya başladı. 1949 yılında Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği Vurun Kahpeye filmiyle tanındı. Bu sabah gördüğüm o süvari kimdi? Düşmanı hırpalayan çetemizin reisi Tosun Bey. Bir iki gün bizde misafir kalacak. Şimdi burada mı? Ama ona şöhreti getiren 1960 yılında yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı Şoför Nebahat filminde canlandırdığı karakter oldu. Şoför Nebahat öylesine sevildi ki 1964 ve 1965 yıllarında iki devam filmi yapıldı. Uzun bir süre kendisine Sezer Sezin yerine Şoför Nebahat dendi. Bir şey mi aradınız hanımefendi? Bir kadın şoför varmış, Nebahat. Onun arabasını arıyorum. Nebahat ablayı, şu iki araba aşağıda, gri olanı. Usta oyuncu 1967'de sinemaya, 1975'te tiyatroya veda etti ama geride onlarca başarılı yapım ve ödül bıraktı. Bana bak hanım abla, ehliyetin var mı senin? Var, ne olacak? Sezer Sezin'in ölümü sanatçı dostlarını da derinden üzdü. Cenazesi ise İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Anneciğim. Kızım benim, affet beni, yalvarırım affet. Kızım yavrum benim, yapmamalıydın bunu, yapmamalıydın. Korkuyorum anne, korkuyorum. 62 yaşında kaybettiğimiz Türk pop müziğinin sevilen ismi Harun Kolçak'ın vefatı sanat dünyasında ve kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Ama yazık değil mi bana? Çok yalnızdım, kaybolmuştum. Verdiğimiz ilaçların hiçbirini almamış. Yani kasıtlı olarak almamış. Ben anneciğinin üstüne yemin ettirdim. Yani oğlum ilaçlarını al. Tamam baba dedi. Yemin ederim alacağım dedi. Geri almamış. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Türk pop müziğinin ünlü ismi Harun Kolçak hayatını kaybetti. Her gün sarılan kollar şimdi yolunu gözler. Zalim kader.
62 yaşındaki sanatçı 3 yıldır prostat kanseri tedavisi görüyordu. Kolçak önceki gün aşırı kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Akşama doğru fenalaşıp yoğun bakıma alınan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evet, prostat kanseri görmüş olduğum tedavi süreci vardı. Ama çok son yıllarda çok iyi bir şekilde geçiyor. Acı haberi alan Kolçak'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Ülkeye çok güzel şarkılar yapmış. Her zaman güzelliklerle dolu, naif, zarif bir müzisyen kardeşimiz. Yakın dostumuz. Çok da sevdiğimiz. Herkesin çok sevdiği bir müzisyen. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ne yapalım? Kısmet buymuş. Bundan sonraki yaşamımızda tek başımıza kalmış olacağız. Ama ben hiçbir zaman tek başıma değilim. Allah'a çok şükür arkamda bir 80 milyonum var. 5 gün önce doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, bugün gelecek yıllarımın en genç günündeyim diyerek sosyal medyaya not düşmüştü. Harun Kolçak Twitter'da yaptığı son paylaşımla da sevenlerini hüzne boğdu. Unutma, sen gelecek planları yaparken hayatta kendi planlarını yapıyor. Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine bas gitar çalarak başlayan Kolçak şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. Birbiri ardına çıkardığı hit parçalar Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip oldu. Düşlerim çıkmasa da yine gir tanıma, hani bekarlık sultanlık derdim yetti canıma, yaşarım ben seninle gir tanıma, hani bekarlık sultanlık. Harun Kolçak'ın cenazesinin cuma günü Teşvikiye Camii'nde kaldırılacağı ve memleketi Gemlik'te defnedileceği açıklandı. Efendim şimdi sunacağım haberin başlangıç noktasında, yani 2015'te şu Natiz Ardan Zentürk'le esas An ve Zaman'ın o günkü yapımcıları Koray Şerbetçi ve Faruk Aksoy'un biraz tuzu var. Kut-ül-Amare Savaşı'ndan söz edeceğim. 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de bilinçli olarak unutturulmaya çalışılmış bir zaferimizi bu ekranlardan Türkiye'nin gündemine taşımıştık. Şimdi TRT o zaferi bir dizi haline getiriyor. Önce Diriliş Ertuğrul, sonra Payitaht Abdülhamit. Senin çenenin bağ düşmüş. Defol! Çıkın dışarı, defol! TRT çok konuşulacak yeni bir dizi için daha düğmeye bastı. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ bu kez Osmanlı'nın Çanakkale Savaşı'ndan sonraki en büyük kahramanlık destanı olan Kut-ül-Amare zaferini ekrana taşıyacak. İngilizlerin tarihindeki en büyük utançlardan biri tam 101 yıl önce tarihe yazıldı. Osmanlı'nın Çanakkale'den sonra 1. Dünya Savaşı yıllarındaki en büyük zaferi, o şanlı zaferin adı Kut-ül-Amare. Teknik ve teçhizat olarak İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı ordusundan çok üstün olduğunu ve Kut'a daha önce geldikleri için ve burada savunma savaşı yapmaya karar verdikleri için çok önemli, büyük tedbirler aldığını görüyoruz. Ancak ne İngiliz'in üstün teknolojisi ne de savunma stratejisi Osmanlı askerlerinin zaferini engelleyebildi.
İngiliz generali Townsend son çare olarak Mirliva Halil Kutu, yani bir Osmanlı generalini satın alma çabası içine girdi. General Townsend Halil Paşa ile görüşerek bir rüşvet teklif ediyor. Tüm çabaları sonuçsuz kalan İngiliz generali Osmanlı askerlerine teslim olmak zorunda kaldı. 5 İngiliz generali, 476 İngiliz subayı, 9586 İngiliz eri ve yaralılarla birlikte 14685 İngiliz askerini esir aldı. Bu İngiliz tarihinde müthiş bir hezimettir. O hezimeti zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlatıyor. İngilizler bu zaferden 2 yıl sonra İstanbul'u işgal ettiklerinde kullandıkları tüm ofislere kutu unutma levhaları asmıştır. İşte o destan TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tarih bir kez daha film tadında ekrana yansıyacak. Sinema sektöründen bir başka haber verelim. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali 21-27 Ekim arasında gerçekleşecek. Üstelik büyük yenilikler bizi bekliyor. Antalya Film Festivali 54. kez yapılacak. Öncesinde basın toplantısı yapıldı. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel yenilikleri açıkladı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sinemaya teşvik edilmesi, iyi bir sinema izleyici olması, hatta onların ileride iyi bir sinema yapımcısı olması hususunda da onlarla ilgili özel projelerimiz var. Festival 21 Ekim'de başlayacak. Ulusal yarışma kaldırıldı. Artık sadece uluslararası olarak devam edecek. Bir taraftan ulusal film yarışması, bir taraftan uluslararası film yarışması ayrı ayrı yapılmaktaydı. Bu sene iki yarışmayı birleştirmek suretiyle uluslararası yarışma halinde tek yarışma olarak gerçekleştireceğiz film festivalimizdeki yarışma bölümünü. Böylelikle gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından katılacak filmlerin çok güçlü bir şekilde en kaliteli filmler olmak kaydıyla katılımı söz konusu olacak. Galalarımız, kortejimiz ki dünyada tektir benim bildiğim kadarıyla film festivalleri içerisinde yine aynı şekilde en güzel bir şekilde ortaya çıkacak. 54. Antalya Film Festivali 27 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek. Bu akşamlık bu kadar efendim. Yarın akşam yine aynı saatte moderatör gecede 24 saatin özeti bir haber maratonunda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.